LGS'ye son 9 gün. Artık hayallerimize kavuşmamıza 9 güncük kaldı. Bu 9 gün sonra hep beraber o güzel günleri yeniden göreceğiz arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda Randy Gage diyor ki: Başarısızlıklar sadece anlık engellerdir. Başarısızlıklar karşısında yılmadan ilerlediğinizde bu engeller başarınıza giden yolda atlama taşları olacaktır. Evet bizler şu anda denemelerde bazı hatalar yaptık. Bazen matematikte bazen fende istemediğimiz sonuçlar aldık ama önemli değil. Bu başarısızlıkların çözümlerini öğrendik soruların çözümlerine baktıktan sonra da yolumuza devam ediyoruz ve artık başarı bizi bekliyor. Günün yorumuna baktığımızda set from home e, 974 beni almış bakalım ne diyor. 16 Temmuz'da buraya geri gelip kazandım yazmayı her şeyden çok istiyorum. İnşallah da yazacaksın. Hepiniz yazacaksınız inşallah. Hocam sorularım. En sonki denemde 441 almıştım. Fakat istediğim okulun puanı 460. Ve günde bir genel deneme artı bir sayısal deneme artı üç tane mebli, meb bitiriyorum. Çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. Hocam matematik çok çalışıyorum. Yanlışlarımı hocalarıma soruyorum. Fakat matematik netlerim artmıyor. Matematik netlerinizin artması için arkadaşlar tabii ki öyle pat diye hızlı bir ee artış olmayabiliyor. Birazcık sabretmeniz gerekiyor. Bu dokuz gün içerisinde de gayret edebildiğiniz kadar etin, çözebildiğiniz kadar soru çözün. Ardından da inşallah sınavda örnek sorulara benzer, şehir sorularına benzer çok güzel sorular çıktığı zaman pıtır pıtır yapacaksınız. Matematik dışındaki dersleri çok çalışmama rağmen sürekli yanlışım çıkıyor. Çok çalışmama rağmen sürekli yanlışım çıkıyor. Özellikle fenden. Bunları yapmam için tiyolar verebilir misiniz? Arkadaşlar fen detaylı tekrarımızda ve fen hızlı tekrarımızda sizlere tek tek taktikleri nereye dikkat etmeniz gerektiğini söyledik. Ve sorular da çözdük. Bilhassa hızlı tekrarda bayağı soru çözdük. Sizler de mutlaka onları izleyin. Bir, aynı zamanda fen kesin çıkacak sorular videomuzu da izleyin. Bunun haricinde de yine sizler geçmiş yıllardaki yani 2019'daki 2018'deki birinci dönem LGS sorularına bakarsanız birinci dönem içeren yani bu seneki sınav sorularına bakarsanız adamların nelerden sorduğunu anlarsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve bu arada biliyorsunuz tabii ki EBA TV'de de sizler için fen genel tekrarı yapıyoruz kendime olan güvenim yerlerde. Bu yüzden bu sonuçları aldığımı düşünüyorum. Kendimi sevmiyorum. Sürekli kendimi aşağılıyorum. Bunu nasıl durdurabilirim? Birincisi insanların yaptığı en büyük hatayı sen de yapıyorsun. Bizler asla sevdiklerimize, arkadaşlarımıza kötü söz söylemeyiz. Hep iyi şeyler söyleriz. Peki biz esas en çok kendimizi sevmemiz gerekmez mi? İnsan kendini sevmezse diğerlerini nasıl sevecek? Dolayısıyla biz kendimize de güzel sözler söylememiz lazım. İnsanlar hep şöyle yapar. Ben de yaparım. Mesela kardeşime, anneme, babama, en samimi arkadaşlarıma hep güzel şeyler söylerim. Harikasın, yaparsın sen. Yap Yapamayacak olsa bile iyi şeyler söylerim. Yapamayacak olsa bile kesin batıracaksın ya sen demem. Onu motive ederim. Fakat kendime gelince eyvah 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 bunu yapamayacağım diye hep kendimi demotive ederim. İşte sizler de benim yaptığım ya da birçoğumuzun yaptığı bu hatayı yapmaktan vazgeçin. Bilhassa Bilhass Bilhass bu son günlerde aynanın karşısına geçin. Bu sefer yapabilirsiniz yapacağım diyeceksiniz. Kesinlikle yapacağım. Yani yapabildiğim kadarıyla yapacağım en azından. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf, altı, yedi. Hepsine ben başarılı oldum. Bir şekilde iyisiyle, kötüsüyle bu sınıfları bitirdim. Demek ki zekiyim. Demek ki çalışkanım. E şimdi bu sınavda da yapabileceğimi yapacağım. Ve sınavdan çıktıktan sonra da önüme bakacağım. Tercihlerimi yapacağım diyeceksiniz. Sonuçta LGS'den başka sınavlar da var. LGS'den önce nasıl başka sınavlar olduysa ve onları başardıysanız... ...LGS'den sonra gireceğiniz sınavları da başaracaksınız. Bu yüzden... Tek bir sınav değil bu. Ve sınavın sonucu ne olursa olsun sizi arkadaşlarınız siz olduğunuz için seviyor. Bunu asla unutmayın. Yani vay LGS'de başardığın için artık seni daha çok yorum oğlum Bu diyecek annen. Hayır. Bunu her zaman söylüyorum. Anneniz, babanız sizin serçe parmağınızı tüm dünyayla, tüm kainatla değişmezler. Tüm kainat sizin olacaktır. Teşekkürler. Serçe parmağı dursun. Yeter ki ona bir zarar gelmesinler. O yüzden kesinlikle bu tarz yanlış düşüncelere kapılmayın. Bu sınava kendi isteğinize giriyorsunuz ve girip bakacaksınız. Hayırlısı size ne kadar olduğunu göreceksiniz. Hocam ee, stresten dolayı çok dikkatsizlik hataları yapıyorum. Artık bitsin istiyorum. Modum çok düşük ama çalışmak zorunda ne yapmalıyım? Arkadaşlar özgüveninizi lütfen yerine getirin. Sizler başarılı olacaksınız. Sınav anında eğer başladığınızda özgüveni düşük bir şekilde başlarsanız zaten kaybedersiniz. Ama ben yaparım ya deyip bir tane kolay soru yapıp ardından bir tane daha kolay soru gördüğünüz zaman sayısal için söylüyorum. Sözleri zaten yaparsınız. Sayısal diyelim ki hemen matematikten değil şöyle fenden. Ya ben bunu biliyorum ya mevsimler bu iklim kuzeylerim. Tamam bitti. Yaptın ya bir tane soru. Oh. Ardından ne diyor maddelerde bu yaptı. Oh Birkaç tane soru doğru yaptıktan sonra zaten özgüveniniz yerinize gelecek. Ve kimseye bakmayın. Kimse ne yapıyor ne ediyor önemli değil. Ben e, Anadolu Sesi'ne girdiğim zaman sınıfa ilk oturdum böyle. E, şey vardı nedir onun adı. E, arkadaşlarla tanışıyoruz. Benim bir arkadaşla beraber girmiştik Anadolu Sesi'ne. Sınıfın arka sıralarında böyle gözlüklü tamam mı? Kalın gözlükleri olan tonmuş bir arkadaşımız vardı. Osman Esatak. Kendisini çok seviyorum böyle. Şu anda beni izlemiyordur tabii o artık şey. E, öğrenci değil. Şimdi Osman Esat'ı gördük biz arkadaşımla dedik ya bu kesin çok çalışkan, çok başarılı, kesin süper yapmıştır. Şuna baksana bizden çok çalışkan, bizim sınıftaki en büyük rakibimiz bu olacak dedik. Meğer Osman hayta hayla serserinin tekiymiş. Ya sonradan Osmanlı yapmadığımız rezili kalmadı. Osman'a dedik ya biz seni ilk gördüğümüzde çalışkan ilerlek zannettik. Yani insanların dış görünüşü asla aldanmayın ya. Öyle gözükür, yapıyormuş, çalışıyormuş gibi gözükür ama aslında boş, boş kağıdı karalıyordur. Siz kendi önünüze bakın. Siz gayret gösterdiniz, siz çalıştınız, denemeler çözdünüz. Dolayısıyla bu sınavda yapacaksınız. Bu arada birazdan da arkadaşlar inkılap... Canlı yayınımız var. Orada da sizleri bekliyoruz. İnkılap hızlı son tekrarımız yapacağız. Burayı da mutlaka izleyin. Ee, Değerdeyiz. Tüm yıl doğru düzgün paragraf çözmedim. Şimdi her gün 30 soruyla başlasam Türkçe'ye fuller miyim? Tabii ki. Yani çok az bir zaman kaldı ama fuller misin bilmiyorum ama 30 soruyla başlasan bu mutlaka beni tartışı alacaktır. Ben renk körüyüm Sınavda gözüm. hangi renk hangisi diye sorabilir miyim? Arkadaşlar kitapçıklar siyah beyaz olacak. Sadece kapağı renkli olacak. İçi siyah beyaz olacak. Dolayısıyla renk körlüğüyle alakalı bir sıkıntı yok. Renk körlüğüyle alakalı bir açıklama da yok sınavda. Çünkü sınavda renklere dayalı bir soru gelmiyor. Bunu bir kez daha söyleyelim. Bununla alakalı istediğiniz resmi kuruma sorabilirsiniz. Kapak renkli ama çevirdiğiniz zaman içeride renk körlüğüyle etkileyecek bir durum yok. Sınavda saat takabilir miyiz? Hayır. Bu tarz şeyleri takmanıza izin vermeyecekler. Zaten saat duvarda olacak. Evet. Burada cevapladık. Karlı Su Sosyal Bilimler Lisesi Hatay. Hatay'ın en değerli liselerinden bir tanesi. Yine eğitim fakülteleri yani öğretmenlik ve okul fakültelerini kazandırmış mükemmel bir okul. Türkiye'nin en başarılı sosyal bilimler liseleri gibi burası sizleri bekliyor. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu dokuz gün içerisinde özgüveninizi artıracak şeylere önem verin. Moralinizi bozan diyen yani böyle tiplerden de uzak durun. İnşallah başaracaksınız. Hadi bakalım kolay gelsin.